Antalya'da kiloları nedeniyle çok sevdiği bağlamasını çalamayan müzisyen Cemalettin Güner'i kilo sorununun yanı sıra birçok hastalıkla da mücadele etmek zorunda kaldı. Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo veren ve bağlamasına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Güner'i, kilolu günlerinden kalan giysilerini ise o günleri unutmamak için saklıyor. Bu saz buradaydı, göbeğim varken. Tabii kilo verdikten sonra şu anda dizenin üstünde. Ben gayet rahatlıkla sazımı çalıp icra edebiliyorum ve çok rahatım. Antalya'da oturan ve 4 yıl önce 150 kiloya kadar ulaşan müzisyen Cemalettin Güner'i tüm diyet yöntemlerini denese de başarılı olamadı. Kilonun kendisinde oluşturduğu psikolojik baskı bir yana, ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Güner'i en çok üzen bağlamasını sağlıklı şekilde çalamamasıydı. Bunun üzerine Güner'i ameliyat olmaya karar verdi. Özellikle çok aktif halde değildim. Zorlanıyordum, sazımı çalamıyordum, gece uyku uyuyamıyordum, yol yürüyemiyordum. Bunun yanında çok şeyler vardı. Rahatsızlığın dışında uyku apnesi vardı, yüksek tansiyon vardı, diz ağrısı vardı. En son ben karar verdim. Müzikle de uğraştığım için benim için zor bir yaşamdı. Bundan dolayı da ameliyat olmaya karar verdim. Güner'i 4 yıl önce olduğu ameliyat sonrası 1 yılda 150 kilodan 75 kiloya düştü. Ve şu anda çok rahatım. 4. yılın, 5. yılın içindeyim. Bütün rahatsızlıklarım gitti. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. 75 kilo verdim. Yani 150 kilodan 75 kiloya düştüm. Çok rahatım. Ameliyat olmak isteyen arkadaşlara da öneriyorum. Ki daha rahat, şu anda güzel meşk ediyoruz beraber. Tabii ki şu anda hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahatım. Yeniden bağlamasına kavuşan Güner'i istediği parçayı rahatlıkla çalabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Güner'i kilolu halindeyken giydiği bir pantolon ve gömleğini ise o günleri unutmamak için saklıyor. Dönmeme için de rahat, o da var. Zaten dönme imkansız. Bu saatten sonra yok öyle bir şey.